Evet, bugün muhteşem bir aslında oyun başlangıcımız vardı. Attığımız gol, devamında pozisyonlar. Rakibi iç kalemize getirmezken aslında yani 3 golde de biraz şans faktörünün öne çıktığı bir goller serisi diyelim yaşadık. Burada tabii ki bizim de bireysel hatalarımız oldu. Oyun içinde bunlar olacak. Ama oyun olarak maçın başından sonuna kadar oyunu yöneten, oyunu oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, rakip kaleye giden, rakip kalede pozisyon üreten bu anlamda birçok net pozisyonumuz var. Girdiğimiz pozisyonlar var, kaçırdığımız penaltı var. Oyunun sonuna kadar özellikle ikinci yarı rakibimizin belki bir tane şutunu hatırlayabiliriz. Çok maç içinde de zaten ilk yarıda da 3 tane kalemizi bulan şut, 3'ü de gol oldu. Bu anlamda defansif anlamda şanssız bir gün geçirdik ama ofansif anlamda yine üretkenliğimiz sahadaydı. Seyircimizle birlikte rakibin üzerinde baskı kurduk. Kazanamadığımız için tabii ki üzüntülüyüz ama 3-1'den geri geldik. 3-3'ü yakaladık. Burada daha fazla da skor üretebilirdik. Galatasaray'ın oyunu, iyi oyunu, baskılı oyunu, ofansif oyunu bugün de devam etti. Buradan bakacağız. Bir sonraki maç için bunları alacağız. Defansif anlamda bundan daha kötü maçlar da oynadık aslında. Daha çok net pozisyonlar verdiğimiz, geçiş şansı verdiğimiz maçlar da oynadık ama bugün her kalemize gelen gol oldu. Geride döndük. 3-3'lük bir beraberlik. Burada bizim için şu anda baktığımızda 7 puan öndeyiz. Rakibimizin bir maçı var. Bu anlamda avantajlı olan, önde olan takım yine biziz. Burada bugünkü oyundan dolayı yine oyuncularıma teşekkür edeceğim. Taraftarlarımıza teşekkür edeceğim. Yine 90 dakika takımımıza destek verdiler. Bundan sonraki süreçte de tabii ki çok önemli bir derbi maçı var. Bu derbi maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Üst üste 3 maç oynadık. Şimdi bir hafta daha rahat bir şekilde hazırlanacağımız bir süreç var. Burada da Galatasaray takımı bu zamana kadar gösterdiği performansı devam ettirecek. Buna yakışır şekilde bir sonraki maçı oynayacağız. Bir kere Icardi birçok penaltıyı gole çevirdi. Belki birçoğunu da çevirecek. Ona güveniyoruz. Sorumluluk aldı. Topun başına o geçti. O da penaltıcılarımızdan biriydi. Ama penaltıyı atamadı. Bunda tabii ki gol atmak kadar gol atamamak da var. Her zamanki gibi oyuncularımın arkasındayım. Oyuncularım hata da yapacak, yanlış da yapacak. Burada zaten futbolun içinde bunlar var. Bu zamana kadar bu galibiyet serisinde en iyisini yapan yine oyuncularımdı. Bugün de ufak tefek hatalar olacak. Burada yani aynı şekilde Muslera ile ilgili de oyun içerisinde biz Galatasaray takımıyız. Başka takımlar gibi oynamak zorunda değiliz. Yani pasta çıkacağız, pası yapacağız. Burada tabii ki tercih meselesi rakibin olduğu kalabalık yere bu top oynandı ama oyun içerisinde maçın başında 2-3 tane çok iyi oraya özellikle rakibin kenar oyuncusunun arkasında çok da iyi oyuna başlamaları olmuştu. Burada bir top kaybı oldu ama devamında da hatalarımız devam etti. Aslında savunma ceza sahası içinde pozisyon almada da Borini'nin vuruşunda da hatamız devam etti. Yani burada ben oyuncularıma bireysel olarak veya defans olarak veya genel olarak oyuncularımı hata yapacaklar tabii. Yani ama onların yaptığı hataların da arkasındayım. Bu haftaya daha iyisini yapacaklar. Daha güzelini yapacaklar. O yüzden bütün oyuncularıma bu anlamda yine destek vereceğim. Ve dediğim gibi yani bu oyun içerisinde burada farklı seçenekler olabilir. Ama maçı kazanamadığı zaman bunlar daha çok ön plana çıkıyor. Yani puan kaybı yaşadık. Oyuncularım da bunlardan ders çıkartacak. Yani hepimiz ders çıkartıyoruz. Ben de bazen ders çıkartıyorum. Oyuncu da ders çıkartıyor. Sizler de ders çıkartıyorsunuz. Yani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Oyuncular da burada her zaman mükemmel olamıyorlar. Bu sonuçta futbol topu var. Bununla ilgili hatalar olacak. Her takım en iyi oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları bu hataları yapabiliyor. Yine dediğim gibi bunlardan ben de oyuncularım da ders alacak. Bir sonraki maça bugünkü hatalarımızı yapmamaya çalışacağız. Bunları göstereceğiz. Tabii hep de gösteriyoruz. Yani yaptığımız hataları hepsini gösteriyoruz. Kendim de hata yaptığımda burada size bazen anlatıyorum. Bu maç benim hatamdı, öbür maç benim hatamdı. Ama dediğim gibi bir şeyler maç içinde yaşanıyor ve sona eriyor. Şöyle tabii ki orijinal yeri değil. Daha önce öyle
direkt orada santrafor olarak oynamadı. İşte ikili oldu, kenardan geldi veya üçlü savunma 3-4-3 zaman zaman eski takımında oynadı. Yani orada ofansif olarak görevleri var. Ya ben bugün onu da iyi niyetli bir şekilde oyun içerisinde olduğunu gördüm. Yaptığı koşular, girdiği pozisyonlar aslında biraz şanslı olsa iki tane de gol atabilirdi. Yani o pozisyonlara da girdi, yakaladı. Bir penaltı pozisyonunda kazandığımız ilk penaltı pozisyonu içerisinde yine o vardı. Yani genel olarak iyi niyetli bir şekilde bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Aslında oyun olarak baktığımızda onun oyun içinde kaldığı sürede çok fazla da pozisyon ürettik. Yani bugün üretmeyen bir Galatasaray yoktu aslında. Üreten bir Galatasaray vardır. Kolay rakip sahada pozisyona, ceza sahasında pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Bunları gole çeviremedik ama yine üretkenlik anlamında burada sıkıntı çekmedik. Son bölüm özellikle Icardi'yi de şöyle düşünmüştüm. Yani maç tabii ki kritik bir şekilde giderse gole ihtiyacımız olduğu yerde Icardi'yi net bir şekilde kullanabiliriz. Bu da nasıl kullanabiliriz? Genelde biliyorsunuz takımlar kendi ceza sahasına çekiliyor. Bugün Karagümrük'ün yaptığı gibi. Yani 10 kişiyle ceza sahasına çekildi. İşte öne çıkmadı. Bu oyun içerisinde Icardi'nin bugünkü belki çok aşırı sprintine, defans arkası koşusuna, önde baskılarına daha az ihtiyaç olan bir oyuna döneceğini düşünüyorduk. Böyle oldu zaten. Yani biraz onun tekrar sakatlanma riskini arttırmamak istedik. Yani o gün bugün çok oynamak istedi aslında, belki de oynamaması gereken bir maçtı ama gerçekten Icardi bu takım için hiçbir şeyi düşünmüyor. Hep arkadaşların yanında olmak istedi, oynamak istedi. Yani biz de onu ne kadar koruruz ve oyunun neresinde en az zararı gör diye düşündük. Kafamızdaki gibi oldu ama devamında golle buluşamadı. Artık bir sonraki maça yine Icardi'yi en iyi olduğu şekilde seyredeceğiz. Yani bugün yani hakem hatası olarak 3. yediğimiz gol öncesi veya 2. gol yediğimiz öncesi çok net bir korner vardı. Yani biz kenardan gördük. Tribünden insanlar gördü. Belki 100-200 metre geriden baksanız yine göreceğiniz rakibe vurup kornere çıkan pozisyondu. Devamında bir gol yedik ama bu tür hatalar olacak tabii ki. Yani bu ben direkt olarak hakem hatası olarak bunu kabul etmiyorum. Çünkü onlar da bunları kaçırabiliyor, yanlış görebiliyor. Aslında 3-4 hakemin olduğu yerde birbirlerini burada uyarabilirler. Birinci penaltı, iki penaltının da net penaltı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ikinci yarı zaniyeli olan bir ceza sahası içinde çekilip hiç topa bakmadan rakibin onunla bir mücadelesi vardı. Belki o biraz daha kritik pozisyon. Ama ilk yarı özellikle Batuhan'ın topa dokunduğu pozisyonda tekrar Zaniolo orada ayağa kalktı. O pozisyonda kalecinin topa dokunduğu için net olarak penaltı olduğunu düşünmüyorum. Onu açık bir şekilde söylemem gerekiyor. Ama ikinci yarıdaki pozisyon ceza sahası içerisinde rakibin hiç topa bakmadan Zaniolo'yu alıp onunla beraber yere düşmesi, o pozisyon belki bu anlamda hakem hocalarımız bunu değerlendirecektir ama sahada kalmak istiyoruz, sahada olmak istiyoruz. Tabii ki çok fazla hata yapılıyor. Yani burada belki en az hata yapılan takımız lehine. Aleyhine en çok hata yapılan takımız. Ama sadece Sivas'taki pozisyonla gündeme geldi. VAR kayıtları sadece orada açıklandı. O yüzden yani Galatasaray'a karşı bu anlamda adil davranılıyor mu derseniz çok adil davranıldığını düşünmüyorum ama dediğim gibi kimseden kötü niyet başka bir şey beklemiyoruz ama aleyhine dediğim gibi en çok hata yapılan takım biziz. Yapılan net lehimize yapılan bir hatada da biz de çıkıp bunu açıkladık net bir şekilde. Burada da bugünlerce konuşuldu. VAR kayıtları açıklandı. O yüzden çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama dediğim gibi yani hiç kimsenin aleyhine hata yapılmasın. En adil şekilde maçlar geçsin. Ama maalesef bunu bu zamana kadar başarılı bir şekilde görmedik. Yani şu ana kadar görüntü bizim yaşadığımız, sizlerin gördüğü bir başarısızlık var. Yani bizi tabii ki en çok üzen de burada genel olarak baktığımızda buradaki yabancı oyuncuların bu konu hakkında düşünceleri. Yani
Türkiye'nin burada bir imajı var. Türk futbolunun imajı var. Türk futbolunun imajının en çok sarsıldığı yer bu konu oluyor. O yüzden inşallah hakemlerimiz de daha iyi bir yola girer. Daha iyi işler yaparlar ve özellikle bu anlamda Türk futbolunun hakemi, Türk hakemlerinin imajı bir anlamda ortaya çıkar. Çok fazla da başka bir şey söylemek istemiyorum. Oynasın diye Karagümrük'te değerlendirmek istedik. Süre de alıyor, oynuyor da. Bugün hatta oynamama durumu da vardı, maç öncesi sakatlığı vardı. İğneyle sahaya çıktı ve oynadı. Yani bugünle ilgili çok başarılı performans vardı. Sadece çok fazla vakit geçirdi. Yani benim kafamda kalan negatif şey Batuhan'la ilgili bugün çok fazla vakit geçirdi. Yani buna da hakemler genelde izin veriyor Türkiye'de biliyorsunuz. Yani maç ne kadar yavaş giderse, maç ne kadar durursa onların hoşuna gidiyor. O yüzden zaman geçirmeye çok fazla bir şey demiyorlar. Vallahi yani şöyle, tabii ki birçok açıklama Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor. O yüzden yani açıklama geldikçe bu ciddiyetini de kaybediyor. Aslında yani futbol severlerin gözünde. En doğrusu hepimiz için tabii ki yani burada hiç kimse mutlu olmayacak. İsterlerse işte 50 penaltı, 40 penaltı verse de kendi lehlerine bu anlamda mutlu olmayacaklar. Ve ben Galatasaray takımının önde gittiği için dışarıdan çok fazla karıştırılmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama bunlar bizi motive ediyor açıkçası yani. Bu açıklamalar, bu görüşler, bizi karıştırma çabaları bizi daha çok motive ediyor. Biz sahada çıkıp elimizden geleni yapacağız yani. Bundan önce nasıl yaptık? Kadıköy'de nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray iyi futbol oynayan, şu ana kadar ligin üst üste rekorlarını kıran bir takım. Bunu da saha içindeki başarısıyla ortaya koyuyor. Bunu net bir şekilde Kadıköy'de de gösterdik ne kadar iyi futbol oynadığımızı. Bunu aynı şekilde devamında göstereceğiz. Oyunu da önemli. Maçın başı ilk yarısı daha çok oynamaya çalışan bir takımdı. Ama maçın sonunda baktığınızda 10 kişiyle kendi yarı sahasının da yarısında bekleyen bir takım vardı karşımızda. Burada da ceza sahası içine gömüldüler. Kenarlardan orta şansları bulduk. Bunları daha net bir şekilde atabilirdik. Demin de söyledim. Özellikle şut ve ceza sahası üzeri çevresi biraz daha şutu deneyebilirdik. Daha yerden oyunu dediğiniz gibi deneyebilirdik. Ama rakibin de özellikle yan ortalar, isabetsiz yan ortalar zaman zaman işine geldi. Savunma boyu yüksek bir takımdı. O yüzden bunu daha net bir şekilde değerlendirebilirdik ama rakibimizi bu anlamda aşamadık. Burada size katılıyorum ama oyun içerisinde tabii ki işte son 8-10 dakikalık, 15 dakikalık bölümde şey yapamadık. Top bizdeydi, rahat çevirdik topu, telaş yapmadık ama son ceza sahası içinde buluşmalarımızı daha iyi bir şekilde yapabilirdik. Icardi de bugün kadromuzda yer aldı. Önümüzdeki maç içinde daha iyi bir şekilde hazır olacağını düşünüyorum. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yani büyük takımların hepsinin üzerinde her maça yani sezon başı birinci maça da çıksanız baskı var. Ligi bitirdiğinizde de baskı var. Yani o baskı olacak. O baskı da güzel bir şey aslında. Yani sizi daha diri tutuyor, daha dinamik tutuyor. O yüzden bu zamana kadar kazandığımız maçlar, puan farkı, yakaladığımız oyun hepsi tabii ki bir yandan da o baskının eseri. O baskı da size puan ortalamanızı yükseltiyor. Onun dışında dediğim gibi yani bu anlamda yani birincilik baskısı, arkadan gelen takım baskısı yaşamıyoruz. Ama dediğim gibi yani birinci haftada kazanmak zorundayız. Ligin 38. haftası da kazanmak zorundayız. Yani kazanmak dışında Galatasaray takımının başka bir düşüncesi olamaz. Bu da ben futbolcuyken de aynı baskıyı yaşardım. Yani maç günü işte kazanacak mıyız, bugün nasıl olacak? Yani bu baskı aslında bizi zinde dinamik tutan bir şey. Ne sormuştunuz onun için de? Duran toplarla ilgili tabii işte Sergio Oliveira kullanıyor, Kerem kullanıyor. Bir dönem Dries Mertens de yine duran topları kullanıyorduk ama özellikle geçirdiği sakatlık sonrası son dönemde zaman zaman burada oynarken de yani o vuruşları çok yapmasın diye onu duran topta kullanmadık ama Sergio Oliveira ve
Kerem'le bunu kullanıyor. Son haftalarda burada Kerem'in ortalarıyla goller de bulduk. Hem geçen hafta Abdülkerim'in attığı gol, daha önce yine Kerem'in duran toptan attığı gol, korner golleri. Yani bu anlamda üreten, herhalde Başakşehir Kupa maçı yine kornerden bir gol bulmuştuk. Burada üreten, yine çalışan bir takımız ama bugün çok uzun bir takım vardı karşımızda. Burada biraz daha dün daha çok pas üzerinde, paslı organizasyonlar üzerinde çalışmıştım ama bunları net bugün çıkartamadık. Daha çok bir tane Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından vurduğu organizasyon dışında bu organizasyonu çok fazla sağlayamadık. Ya şöyle, tabii ki bugün için yani Alanya maçı bittikten sonra tabii Icardi'nin ayağında bir sıkıntı olmuştu. Barış cezalı duruma düştü. Aslında bugün oyuna başlama santrafor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Gomis'le ilgili Alanya maçı salıydı galiba. Evet, salıydı. Salı oynadık, çarşamba izinliydik. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi ve bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Yani özellikle son maçtaki Barış Icardi oyuncu değişikliği bu anlamda onun tam olarak kabul etmediği bir şeydi. Ama genel olarak da son dönemde daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Tabii ben işim teknik direktörlük, bir de onu çok seven, çok değer veren biri olarak ve takım içerisinde önemli bir rol alan biri olarak ona söylediğim, özellikle yani belki duygusal bir düşünce, ona takımın ihtiyacı olduğunu, bu son özellikle 7 maçta Galatasaray taraftarının, bizlerin ona çok ihtiyacı olduğunu ve onun Galatasaray içerisinde çok değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Tabii ki bunları kabul ederek ama kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu ve bundan sonra oynamak istemediğini tekrar iletti. Yani ben tekrar konuştum. Dediğim gibi yani hiçbir şekilde burada önemli olan, değerli olan Galatasaray kulübü, Galatasaray forması, Galatasaray sevgisi, burada taraftarları olan tabii ki bizim bir sorumluluğumuz var. Bunun yanında yani Gomis'in de bu takım için bu zamana kadar hem saha içi, saha dışına ne kadar iyi şey yaptığını bilen biri olarak bu tabii ki benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Ama devamında yine burada herkesin konuştuğu kulüp içerisinde yani oyunculardan diğer herkese, yani başkanımız da en son kendisiyle konuştu. Dün de antrenmana, yani bel ağrısı nedeniyle dün de antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetimimiz kendisiyle ilgili karar verecek. Dediğim gibi yani biz çok çaba sarf ettik. Ama bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini bize söyledi. Bununla ilgili yönetimimiz gerekli kararı verecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.